Kemal Bey büyülendi, Devlet Bey'in de kurt ağzı bağlama gibi bir Anadolu şeyi vardır. Değil mi ritüeli? Evet öyle var, evet diyorlar falan. Bir %40 hesapları yapmaya başladı şey. CHP'liler Kemal Bey'le birlikte yani bir %40 hesabıdır gidiyorlar. Hani hevesleniyorlar. %25 kendileri ya şimdi ilk defa %40 falan alacaklar. Heveslensinler yani ne diyelim. Neyse onda güzel bir hikayesi var. Bir gün Türkmen çok zengin olmuş bir günde. Çok zengin olunca Türkmen köylüsü evlerinin önüne oturmuş karısıyla birlikte. Evin önünden traktör geçmiş. Zengin ya hemen gidip traktör almışlar. Aradan 3 gün, 5 gün geçmiş, bir çerdöver geçmiş. Hemen gidip çerdöver de almışlar. Aradan geçmiş, 10 gün, 15 gün, bir kamyon geçmiş. Gidip kamyonu da almışlar. Derken işte bir ay falan geçiyor, yine karısıyla kapı önünde oturuyor. Bu sefer tren geçiyor. Tren geçiyor, trene bakıyorlar. Sonra başlıyor adam vagonları saymaya. 1, 5, 10, 35, 40. Derken karısı adamın yüzüne bak. Adam isyan ediyor. Yani ne bakıyorsun böyle, tren de alacak değilim de. Kadın da diyor ki, kadın da diyor ki ya 40'tan sonra çok hevesli saydın diyor. Evet 40'tan sonra. 40'tan sonrasını çok hevesli saymaya başladılar. Ya sağ nedir? Bu sağ Türkiye halkı bilmez. Ben nesnel olarak söylüyorum. Yani ne şey bizim affedersiniz ama bu böyledir. 1960'tan önce belediye helaları vardı. Şimdi bunu bilmezler yani. Milletler yeni nesil bilmez. Bilmez evet. Belediye helaları yani ben o helaların fotoğraflarını çok çekmek istedim ama gençliğimde kalmadı. Sonra bir tane yakaladım ondan. Bir Orta Anadolu'da bir seçim bölgesine gittim ben. İlk defa orada gördüm dedim ki ya bunun dedim çok büyük yani bu pisliğin fotoğrafı çekilmez ama hani çekmek lazımdı çünkü 50'li yıllarda vardı o tür fotoğraf şeyler. Klozet yok. Şey deliği de yok. Evet. Kaybolmuş. İçeri giren şey gibi. Ya ben hayatımda çocukken gördüm bunu 6-7 yaşında. Ben neye uğradım şaşırdım. Bir travma gibidir yani. İnsanın aklına böyle bir şey yapmaz. Gitmez. Sonra ben bunu bundan 10 sene önce gene gördüm. Bir Orta Anadolu kasabasında terk edilmiş bir helada. Bir baktım ki her taraf delik yok, klozet yok. Öyle içeri giren. Yani nasıl bir şey bu? Böyle bir şey olur mu? Bu sonra 60'lardan sonra bu sonra asıl 70'lerden 80'lerden sonra da o da az bir şey. Ama 50'lerde böyle tuvalet vardı. Ya Türkiye sahibi tuvalettir. Giren her tarafa yapar. Her şekilde yapar. Hela deliği yoktur. Bunu burada hakaret olsun diye söylemiyorum. Bu bizatihi böyledir. Herkesin her şekilde geldiği bir yer. Şimdi Ekmelettin Bey gelmeden önce anlaşmışlar. Eski AP'liler, eski DYP'liler, eski ANAP'lılar, ortalıkta olmayan bütün bu insanlar bir araya gelmişler. Bak demişler, CHP bu işi götüremiyor, biz gene eski merkez sağa toplanalım. Ekmelettin yenilse de parti kurar bir şey yaparız. Onun 15-20 milyon oy çıkacak ya yenilse de. Kazansa da CHP, AKP İçinden biz bu işi götüreceğiz. Cemil Çiçek var orada. Acemi politikacıları var. AKP'nin gerçekten oturmuş politikacıları yok. Ekmelettin Bey de nasihatlar. Tabii Ekmelettin Bey şu anda iyi nasihatlarla iktidara gelebilir. Yani Cumhurbaşkanı olabilir. Yani işte Tayyip'e itiraz etmeden o ben ona karşı değilim. Ben onun abisi olmak istiyorum gibi bir cümle. Ya da Ekmelettin Bey şöyle bir cümleyle halkı tavlayabilir. Bak Cumhurbaşkanlığına çıkarsa parti dağılır. Oraya giderse burası karma karışık olur diye el altından da ikna ederse AKP'yi, AKP'liler Tayyip'i çok sevdiği halde aman partimiz dağılmasın diye de oy verebilir. Sürpriz neticeler de çıkabilir. Yani halk gerçekten bizim başımıza dursun, Cumhurbaşkanlığa gitmesin diyebilir şey Tayyip Erdoğan. Nitekim böyle neticeler de çıkabilir. Nitekim, çıksın. Çıksın. Bütün bunlar olabilir. Ama bütün bunlarla bir sağ ufukta görünüyor. Yani merkez sağ. Evet, merkez sağ deyince merkez parti diye bir parti kuruldu ama son yapılan kamuoyu araştırmalarında da AKP'ye daha önce oy veren %6 ila 8 arasındaki bir seçmen kitlesinin Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vereceğiyle ilgili de bir iddia var. Kısa bir reklam aramız olacak. Değerli seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra sandık mı boykot mu tartışması var. Önümüzdeki haftalarda bu biraz daha alevlenecek. O konulara gireceğiz. Ver Yansın devam edecek. Ver Yansın devam ediyor değerli seyirciler.